Daha Türkiye'de tek derbi vardır. Yaşadığım için biliyorum, yaşattığım için. Türkiye'de tek derbi, gerçek derbi. Fener Galatasaray veya Galatasaray Fener. Ötekisi ise çok tuhaf bir maç. Galatasaray'ın arka bahçesiyle oynayacağı bir maçtır. Ne? Adana Demirspor. Galatasaray arka bahçesiyle maç oynayacak. Bizim eski oyuncuların gitti. Nasıl? Arka bahçesi. Ne demek o? Bizim eski 2019 Galatasaraylılarına bence Metin Korkmaz çok zekice bir şey yaptı. Hazır yurt dışından alma adaptasyon yerine 2019 Galatasaraylılarına Murat Sancak'la beraber aldı. İyi ve hakikaten çok ağır belhanda. Yani kaç tane Galatasaraylılar? 4 tane. Bırak baba. 4 tane. Bunlar onlar takımın ruhunu veriyor. Adana Demirspor. Adana Demirspor şimdi Galatasaray'ın arka bahçesi mi oluyor? Ya Ahmet Çakar'ın bile. Abartılı yorum. Bir dakika, abartılı filan değil, bir dakika. Bak, hocam, ben burada... Bu laf çok şey edilebilir yani bu kadar. Evet, müsaade edin anlatayım. Galatasaray yarın maçında bir şey olursa... Müsaade edin anlatayım. Arka bahçesi ya falan olur. Müsaade edin anlatayım. Tehlikeli şeyler söylüyorsun. Ben söylediğim her şeyi... Ben söylediğim her şeyi delillerle kanıtlamaya desteklerim. Niye? Buyur hocam. Bundan 3 hafta önce Kadıköy'de bir maç oynandı. Fenerbahçe Adana Demirspor. Evet. Onyekuru adlı ve Belanda adlı iki futbolcu Adana Demirspor'un paralı işçileri, Adana Demirspor'un kesesinden para verdiği, futbol oynattığı, onlar da dolayısıyla iş katkılarıyla Adana Demirspor'a puan ve puanlar, başarı üretecek insanlar. Çok bayram değil, seyran değil. Adana Demirspor'lu Onyekuru'yla Belanda, evet. Fenerbahçe tribünlerine bunu yaptılar. Beyler bu Rabia değil ha. Dört yaptı hocam. O Rabia işareti değil. O saygılı. Saygı diyorum ona. Tribünleri şeye, galyana getirdi. Amaç? Biz Galatasaray'ın çıkmalarıyız. Hayda. Siz bırakın bu işleri, dört yıldır bizimdir diye. Adana Demirspor aidiyetlerini kenara bırakıp bir zamanlar formalarını giydiği Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye koz olarak kullanan bu iki tane adam, iki tane eleman 90. dakikada Galatasaray'a karşı karşı karşıya kalan bir pozisyonda avutu atarsa ben de diyeceğim ki 4 yıldız aşkıyla Fenerbahçe seyircisini kudurttuğunuz gibi bu gece de kasten mi atmadınız gol diyeceğim. Ama hocam eksik fazla var mı? Tamam da doğru da Galatasaray'la şimdi bunlar Galatasaray'la oynarken evet. Onyekuru'da Belanda'da gol kaçırabilir mi ya? Kaçırabilir futbol değil mi yani bu? Hani kaçırabilirler. Bak kardeşim bana Fenerbahçe tribününde 4 mört dersen bak tamam. Onyekuru yapmış. Hocam bu yanlış. Belanda bu yapmış. Yerden yere bunu vurur. Yapmışsan evet. Demek ki sen Galatasaraylısın. Ya bayram değil, seyran değil. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının 4 yıldızını iki eski Galatasaraylı futbolcunun tribünlere yapıp galyana getirmesinin esbabı, mucibesi nedir? Hocam o gün o çok eleştirdik, yerden yere vurdu. Tamam, ben de diyorum ki sen o zaman Adana Demirspor'un adamı mısın? Galatasaray'ın hala adamı mısın? Peki Adana Demirspor Galatasaray maçında bunları oynatmasın mı? Ben bilmem. Badu Endiaye var, abi. Emre Akbaş. Ben bilmem kardeşim. Çok tehlikeli konuşmalar. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli konuşmalar. Özür diliyorum herkesten. İki kat tehlikeli, iki kat daha sakat yapıyorum. Yanlış. Maçtan önce ne? Baskı altına alıyorsun insanların baskı ayaklarını, altına insanların kafalarını karıştırıyorsun. Çok yanlış konuşmalar çok içindesin. Adam golü de kaçırabilir, karşı karşıya da kaçırabilir. Ben bilmem kardeşim, yani onu benim külahıma karşı karşıya gol kaçırabilir. Galatasaray'a kıyak mı yapmış olacak? Aynen, ben bilmem. Yanlış. Peki, ters manyel yapıyorsun. 3 hafta önce karıştırıyorsun. Bir spor hoca, Fenerbahçe maçında hocam meczuplar yapma, ortada karıştırıyorsun. Evet Sayın Başkan, hatta Sayın Murat Sancak, Adana Demirspor Kulübü'nün Başkanı Sayın Murat Sancak. Murat Başkanım hoş geldiniz. Alo. Murat Başkanım iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız Sayın Başkan, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, bizdeyiz, çok teşekkür Murat ederiz. Murat Sancak Ahmet Çakar'a cevap veriyor yazın. Çünkü Murat Başkan onun için bağlı. Ahmet Çakar'a değil, ben hepinize cevap vereyim. hepinize, dördünüze birden. Buyurun başkanım. Bir defa böyle bir başlık atmak hoş değil zaten. Yani Galatasaray'ın arka bahçesi demek ne demek yani? Çok doğru söylüyorsun. Bravo. Hiçbirinize yakıştıramadım. Onu net söyleyeyim size yani. Ahmet Çakar'ın bunu söyleyene söyle. Söyleyene, yazana. Biz karşı çıkıyoruz. Biz söylüyorum artık. O, bir defa o başlığı atana da yakıştıramıyorum. O rejimi. Ahmet Çakar'ın kullanıyorum. Beyefendiciğim, Sayın Murat Bey. Ahmet abi bir dakika. Sizden rica ediyorum. Önce beni dinleyin abi. Buyurun. Tamam, ben de sana cevap vereyim. Böyle bir başlık attıktan sonra önce beni dinleyin. Peki. Evet. Dinliyoruz. Şimdi böyle yani Galatasaray'ın arka bahçesi demek ne demek? Yani şimdi böyle öyle bir cümle olur mu ya? Bravo. Adana Demirspor'da oynayan.
gencinden yaşlısına kadar, en yaşlısına kadar. Oradan orada terini attı ve orada maaşını alan, oradan geleceğini garanti eden her futbolcu emeğini karşılığında hepsi de adam gibi adamdır. Galatasaray maçında Belhanda'nın iyi performans göstermeyişinin sebebi bana sorarsanız ben size söylerim. Bel ağrısından dolayı oynayamadı zaten. Hatta ben Sinan abiye söylemiştim. Bu sezon bizim yeni transferimiz Belhanda'dır demiştim. Aynen, bravo. Evet, doğru, beraber doğru, konuştuğumuzda. Doğru. Şimdi öyle ortalığı karıştırmak için öyle bir başlık atmanız doğru değil. Müsaade edin, izah edeyim. Ben sizi dinledim. Belhanda ve Onyekuru beyefendiler İstanbul'da oynanan, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'ı Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki yıldız rekabetinden dem vururcasına 40 bin Fenerbahçe seyircisini tahrik ettiler. Bu bir. Ben ne diyorum ki? Demek ki siz halbuki Adana Demirspor'un ücret aldığınız maaşa onun hakkını savunacağınıza hala kafanızda Galatasaray'ın hakkını savunmak üzere Fenerbahçe seyircisini tahrik ettiniz diyorum. Sayın Başkan, Belhanda'ya bu kadar kefilsiniz. Ben şimdi bir tane şey istedim. Görüntü. İzin verirseniz. İçeride hazırladılar. Buyurun, buyurun. Şimdi Belhanda ben tanımam. Yolda görsem ancak tanım. Hangisi hocam? Benim, bana koyan, beni etkileyen. Hocam Fransa Ligi. Evet, Fransa. Onu verebiliriz, verebiliriz. Bana koyan şu. Bayram değil, seyran değil. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı oynanıyor. Onyekuru ve Belhanda, parantez açıyorum, iki eski Galatasaraylı futbolcu. Hocam. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yıldız rekabetini simgeleyen dört yıldız lafını, hareketini Fenerbahçe tribünlerine yapıyor. Bak, hakaret etse anlarım, terbiyesiz derim. Tribünlere bir şey atsa terbiyesiz, ona lafım yok. Sana ne? Galatasaray Fenerbahçe arasındaki yıldız rekabetinden Belhanda, Onyekuru, sana ne? Demek ki senin hala aklın Galatasaray'da mı diye soruyorum. Kaldı ki şimdi sizin çok sevdiğiniz Belhanda'nın, siz yılların futbol adamısınız. Ben 40 yıldır futbol adamım. Birazdan vereceğim görüntüyü ne Belhanda, ne Murat Sancak, ne Ahmet Çakar, ne de Montella açıklayamaz. Ver görüntüyü kardeşim. Hazır mı arkadaş? Bir dakika verin hocam. Bir dakika verin görüntüyü, ondan sonra Türkiye kararı. Murat Sancak'ı dinleyelim. Murat Sancak'ı dinleyelim. Bir dakika. Görüntüyü vermeden önce beni dinlemenizi rica ediyorum. Verme. Tabii başkanım. Dinliyoruz başkan. Sayın Ahmet Hocam, siz o gün o maçta var mıydınız? Çıplak gözle seyrettiniz mi maçı? Hayır, seyretmedim tabii. Peki hocam, ben size anlatıyorum. Belhanda kaleciye şut çekerken kale arkasından Fenerbahçe'li taraftarlar Belhanda'yı kışkırtmak için, onu ve Samet'i kışkırtmak için ellerine geleni yaptılar. Bu bir. Hatta onlar da topları tribüne vurdular. Ben orada sahanın içindeydim. Onlara haber gönderdim. Bırakın, sakın muhatap olmayın dedim. Bu bir. İki, Belhanda korner atışına giderken üzerine atılan pet şişeleri bir görmeniz lazım. Bu iki. Tamam. Onyekuru, Jesus'la, hatırlayın o görüntüyü. Jesus'la konuşurken ben bunu Fenerbahçe'nin yöneticisine de söyledim. Kulübenin içerisinden yardımcı hocalardan bir tanesi dört tane işareti yaparak dört golü, yani 4-2 şey hareketi yapıyor. O da doğal olarak, refleks olarak dört yıldızı gösteriyor. Şimdi suç işleniyor ama biliyorsunuz, yani belki hukukla ilgili de bilginiz vardır Ahmet Hocam. Tahrik var, tahrik. Tahriye lafım yok. Tahrik var. Tahrik var. Tahriye karşı, şimdi, bakın tekrar söylüyorum. Tahriye karşı Onyekuru tribünlere ayakkabısını atsa. Tamam. Bir dakika. Tribünlere küfür etse. Hepsinin cezası kırmızı, var ama. Kırmızı. Bakın, kırmızı tahriye karşı kırmızı Fenerbahçe ya. Takımını, Fenerbahçe seyircisini dört yıldızla, dolayısıyla Galatasaray Fenerbahçe çekişmesine, rekabetine atıp da bulunması hala kafalarının Galatasaray'da olduğunu gösterir. Peki Sayın Başkan, yılların futbol adamısınız. Bakın, hocam, müsaade edin. Sayın Başkan, hazır mı görüntü? Fenerbahçe'li taraftarlar da görüntü hazırlanıyor hocam. Galatasaray'ın eski oyuncusu olması münasebetiyle zaten. Peki, Sayın Murat Bey, şimdi mi gireceğiz? Sayın Başkan, hepsini unutun. Bir tek soru şey hocam. Yılların futbol adamısınız, benim 40 yıl. Montella'nın 35 yıl. Estağfurullah, ben cömerizim hocam. Estağfurullah. O anlamda söylemedim. Murat Başkan, o anlamda söylemedim. Şimdi size bir görüntü söyleyeceğim. Uzun yıllar futbolda hakem, antrenör, oyuncu, başkan olarak görev yapmış insan olarak biraz sonra gelecek görüntüyü yorumlayın lütfen. Ver görüntüyü. Evet, geliyor görüntü ekrana. Yer Fransa. Fransa'da bir
Lig 1 maçı. Hayda. Topun başında Belhanda. Belhanda. Sağa bakıyor. Sola bakıyor. Bakın. Bugün oyuncunuz, övdüğünüz Belhanda. Montpellier değil mi? Montpellier'de. Takımları bilmiyorum. Montpellier bir de. Ama Fransa Lig 1 maçı. Ajax yani Fransa'nın maçı. En üst düzey maçı. Hı hı. Sağ diyor. Bak kaleci Etiyo'yu veriyor. Kaleci Etiyo'yu veriyor. Kaleci sağıma at diyor. Hadi vur Belhanda'cığım. Bu daha yeni. Herhalde 5-6 sene önceki bu. 2013. Buyurun. Ben 40 yılını futbolu adamış bir adam. Burada Belhanda bilerek, isteyerek bu penaltıyı kaçırdı. Önceden de kaleciye Tio'yu verdi. Emri de kenardan birinden aldı. Eğer ben bugün spor savcısı olsam veya bilirkişi olsam bu penaltı şikedir derim. Bir daha göster. Türk milletine soruyorum. Bu bütün Adana Demirspor taraftarına soruyorum. Sayın Başkan ya Murat Sancak'a soruyorum. Ya bu penaltı şikedir. Ya hocam Allah aşkına. Nedir bu? Ya hocam Allah aşkına şimdi kalkıyorsun 2013'teki görüntüyü getiriyorsun. Hocam bu Möntbeliye maçı orası Adana Demirspor'a ya. 23 yaşındaki. Bir dakika müsaade edin. Huylu bir saniye Sayın Başkan. Ya hocam ben Allah aşkına şey. Maçtan bu... önce ortalığı germenin bir alemi tamam. Yok. Tamam. Peki. Yok. Maç oynanır. Biter ondan sonra Sayın Başkan. Yaparsın. Allah rızası için. Allah rızası için şu penaltıyı bana bir futbol adamı olarak ya analiz hocam, edin. Allah aşkına hocam. Kusura bakma ben size yakıştıramadım bu akşam. Ya yani bu akşam sizin bu şeyinizi Bravo Rasancak. Ben yakıştıramadım ben size hocam. Bravo. Kusura bakmayın ama yakıştıramadım. Estağfurullah. Müsaade edin. Sayın Başkan. Her şey için her lafımı geri alacağım. Şu anda hocam. Her lafımı geri alacağım. Bir tek şeye cevap verin. Her lafımı geri alacağım. Şu penaltıyı bir başkan konuşsun Sayın Başkan. Bu sizin yaptığınız ortalığı karıştırmaktır. Estağfurullah. Biz öyle şey yapmayız. Yakıştırmıyorum size hocam. Yaşım benden büyük ama size yakıştırmıyorum hocam. Peki Murat Bey. Benimki ortalığı karıştırmak da. Şimdi bakın ha. Yakıştırmıyorum bir hocam. Bir müsaade edin. Siz bana bunu yakıştıramadınız. Doğru mu? Ortalığı karıştırmak diyorsunuz. Hazır mısınız? Art niyetliktir. Kusura bakmayın. Bende art niyet olmaz Sayın Başkan. Bende art niyet olmaz. Hiç yakıştıramadın sana Ahmet Hoca. Tamam. Ben kendime yakıştırdım. Ahmet Hoca'm sana hiç yakıştıramadım. Ya ben kendime yakıştırdım. Hiç yakıştıramadım. Sayın Başkan bir şey söyleyeceğim. Yaşına saygım var, hürmetim var. Ama sana yakıştıramadım hocam. Tamam anladım. Ben de cevap veriyorum. Geçen sene siz hakemler FETÖ'cüden, FETÖ'den talimat alıyor derken ortalığı karıştırmıyorsunuz da ben mi şimdi karıştırıyorum ortalığı? Bilmem ne şeyler yazarak. Yok bilmem ne yazarak ortada karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Peki bir soru soruyorum. Şu penaltıyı bana açıklayın. Ya ne açıklayacağım hocam? 2013'teki olan bir şeyi ne açıklayacağım sizce ya? Sizce ne bu? Bırakın bu işleri ya. Peki. Bu işleri bırakın hocam ya. Ben fikirlerimi söyleyeceğim. Ya. Hadi, tamam. Hocam ben şöyle yapalım. Fikirlerimi tamam, söyleyelim. Sayın Başkan'ı üzmeyelim. Tamam biz abicim ben fikirlerimi söyleyelim. Bu programı da yapıyor yaptığınız. Okey. Sayın Başkan'ım. Maçı Sayın Başkan'ım. Bir programa katılırsan bir daha sizin programı... Bu şey bile veremem yani. Yok Sayın Başkan tamam. Tamam. İdare röportaj vermem. Yok. Sayın Başkan. Yine katılırsın. Sayın Başkan. Bakıyorsunuz 2013'teki penaltıyı getiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Yakışıyor mu size bu hocam ya? Yaşımdan başımdan utanıyor ya. Sayın Başkan biz kamu adına hizmet ediyoruz. Müsaade edin bize ne yakışıp yakışmayacağını biz karar verelim. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkan da. Sayın Başkan da bizim kıymetimiz. Siz de bizim kıymetimiz. Başta gösterilen performansa göre yorumlarınızı yaparsınız o zaman. Tamam Sayın Başkanım. Tamam okey. Sayın Başkanım. Konuyu hemen biz kapatıyoruz. Siz de üzülmeyin. Kırılmayın. Sizi çok seviyoruz. Ama çok ayıp hocam. Hiç yakıştıramıyorum. Yok okey. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Ne olursunuz. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Bu bizim sizi çok sevdiğimizi, sizin bizi çok sevdiğinizi değiştirmez. Ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Yok sayın hocam. Bırak sen de kes diyorsun.
Ya yaptırın, tamam uzatmayalım, tatsızlık olmasın. Bakın tatsızlık olmasın, uzatmayalım Allah aşkına, tamam hadi. Ama Halit ya, yakışıyor mu bu size ya? Ya işte yok, tamam başka bir şey gelmişken yani, şimdi ne yapalım? Türk futbolu niye geride kaldığını şimdi daha iyi anlıyorum. Aa onun için. Geri. Futbolu niye geride kalmış şimdi daha iyi anlıyorum. Siz geliyorsunuz, tamam, siz geriletiyorsunuz. Ya Murat Başkan, geçen sene Beşiktaş maçından sonra hakemler FETÖ'den talimat alıyor diyen sizsiniz. O size yakışıyor da ben 2013'te Behlander'ın amatör maçı bu. Plaj maçı da değil. Fransa birinci ilk tek kaçırdığı için geri penaltıdan bahsediyormuşuz da oluyorum. Sana yakışmayan hareketler de var. Onları da söylettirme bana şimdi. Hayda. Tamam hocam, uzatmayalım hocam. Tamam sevgili başkanım. Hocam. Penaltı muhabbete girmeyelim. Tamam sevgili başkanım. Sayın başkanım. Tamam. Bu attığınız sür manşet. Tamam, bu attığınız altyazı hiç yakışmadı size. Sayın başkanım tamam. Tamam. O, ben sizden özür diliyorum. Ben aldım. Bütün her şeyi üstüme ben aldım. Ben gelip sizin elinizi öpeceğim. Ben özür diliyorum sizden. Tamam sevgili. Ben kapattım konuyu. Her şey bana ait. Ben aldım üstüme. Ne olursunuz sayın başkanım. Ben tamam, her şeyi kabul ediyorum. Sizin, hayırlı akşamlar. Siz bizim için kıymetlisiniz. Sizi seviyoruz. Adana Demir saygılar sunuyorum. Takım, Adana Demir Spor da bizim kulübümüzdür. Sizi de çok seviyoruz. Siz de moralim hayırlı akşamlar. Olmayın. Sizi çok seviyoruz. Güzel maç olacak. Hocam. Ertem hiç sana yakıştıramam. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gerek yok hocam. Şu anda gerek yok. Ben üstüme aldım hocam. Tamam ben aldım üstüme. Yani eğer böyle susmaksa onu ben abi aldım. Bir dakika abi. Ben iki tane hocam soru sordum. Ertemciğim. Bu size yakışıyor mu lafını hoşlanmadım. Tamam bana değil hocam. Bana değil hocam. Bana değil hocam. Bana değil hocam. Tamam. Benim de kastendik arkadaşım bana da söyledi Ayşe. Tamam, hiç biz günahsız tamam burada otururken bize de yapacak bir şey yok. Bir beraber. Abi biraz şeyle... Bir Abdülkerim abi tamam bir reklama gidip bir editorial vermemiz lazım. Hayır, hemen bir editorial verin. Bu konu sanki ilk defa Ahmet Çakar tarafından konuşuluyormuş gibi lanse edilmesi çok tuhaf. Haftalardır yani en azından bu maç girmeye başladığından beri, hatta Fenerbahçe Adana Demirspor maçından beri şeyler, Fenerbahçe taraftarı olsun, başka takım taraftarları olsun, siz sosyal medyayı hepiniz takip eden adamlarsınız. Hı hı. Kimse kulağının üstüne yatmasın. Fener maçında olan bu iki oyuncunun Fener tribünlere yaptığı işlerden sonra bu Türkiye'de sosyal medya tarafından yok, konuşulan... Yok Abdülkerim abi, hayır, kumanda da bahsediyor. Abi tamam da konuşulan bir konu. Doğru. Millet diyor tamam ki... Ya şunu söylüyorum Ertem'ciğim, anlaşılsın diye. Yani Ahmet Çakar bunu kendi icat etmiş değil. Şimdi herkeste şöyle bir istifam var. Belhanda, Onyekuru özellikle Galatasaray maçında skandal oynarlarsa, çok kötü oynarlarsa, ki bu olabilir, öyle bile olsa insanların kafasında şu imajı bıraktılar. Ha, bak Fener'e karşı her yerlerini yırttılar, Galatasaray maçında yürümediler. Bu imaj var, yok mu yani? Kulağın üstüne mi yatacak insanlar? Bu imaj var kardeşim. Şimdi bu çocuklar oynayacaklar, niye ki? Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuklar niye Galatasaray'a gol atmak istemesinler? Niye kötü oynasınlar? Parayı oradan kazanırlar. Sinancığım bak sen şimdi bir dakika. Sinancığım. Sana kumanda bastırıyor. Bir dakika. Şu andaki Sinan, benim Sinan hocam, Joseph Beşiktaş kumanda bastırıyor. Ali Sami'nde altı işareti yapıyor. Hocam müsaade edin. Hocam müsaade edin. Hocam ne diyecek sen ne olursun? Müsaade edin. Ankara Gücü Sayın Başkanı. Hayda. Senden özür diliyorum. Niye biliyor musun? Beyefendi sen bağlandın burada. Ben fikirlerimi söyledim. Yayını kesmedi. Bugün Adana Demirspor Sayın Başkan Murat Sancak. Fikir görüşü yaparız, fikir ayrılığı yaşarız. Hakaret yok, bir şey yok. Fikrini söylüyorum, o fikrini söylüyor. Yayını kesip Adana Demirspor Başkanı'ndan özür diledi. Evet. Eğer o özür dilediyse demek ki ben bir hata yapmışım. Ben hata yaptığımı kabul etmiyorum. O zaman buraya bağlanan anlamadım. Sayın Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hocam. Faruk Bey'den de özür dileyeceksin. Buraya bağlanan tüm bağlanmış insanlardan özür dileyeceksin. Tamam. Sen beni bugün burada... Yok öyle bir şey ya. Hocam bir şeyin, bir şeyine sorun çıkacak. Şey bir dakika. Hayır, bakın, beyler, müsaade edin. Bakın beyler. Acı patlıcanı kulağım kırağa çalmaz. Bir de kulak arkam kaldı. Hayda. Murat Başkan'a hiçbir lafım yok. O fikrini söyledi, ben fikrimi nasıl, söyledim. Nasıl, ne demek hocam? Şimdi ben miyim? Hocam bu çocuk sen, programın sen, moderatörü. Evet. Sen benim adıma evet kimseden özür dileyemezsin burada. Hocam. O zaman Fikret Koca. Hocam programın soru. Faruk Koca'dan hocam, programın, Faruk Koca Başkanım sizden de özür diliyorum. Murat Başkanım sizin elinizden öperek. Buraya kim bağlandı? 143 sefer. Senden de özür diliyorum. 143 sefer. Başkanım başka bağlandı. Çekil, çekil bulsun onu. Ben yok onuma rağmen. Çekil. O zaman ben yok. Senden de özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. Başkan. Buraya bağlanan. Hakan. Avukat Hakan. Bursa Spor'un. Özür diliyorum. Eski yöneticisi. Hakan'cığım senden de özür diliyorum. Başka? Emre vardı hocam. Hocam reklam geçti. Reklam. Reklam servisinden özür diliyorum. Reklam geçti. Reklamdan da bir özür dilerim. Reklamdan özür dilerim. Sen de 40 yıllık arkadaşım. Hocam, reklam. Emre Toy.